Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvidu emri ilallah. İnna allaha basirun bil ibad. Eûzu billahil azim ve biveçhil kerim. Ve sultanihil kadim min şerri şeytanir racim. Elhamdülillahillezî arsala rasûlehu beşîran ve nezîran. Vessalatu vesselam ala men ahyettine ba'de en kâne esîra ve ala âlihi ve ashabihil mukaddimin alel khayri ve lev asîra. İlemu enne afdalel kitâbi kitâbullah ve afdalel hedi hedi Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve şerrel umûri muhtesâtuha ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâ. Ve bi senedil muttasil ile Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ennehu kal. İza mâta veledul abdi kâle Allahu li melâiketihi kabadtum velede abdi. Feyekûlûne na'am. Feyekûlû kabadtum semerete füâdihi. Feyekûlûne na'am. Feyekûlû mâzâ kâle abdi. Feyekûlûne hamideke ve estercah. فيقول الله ابن العبد ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tüm peygamberan rızam aleyhim salavat ve teslimatın ehli beyt ehli ashab etbaları rıdvanullahi teala aleyhim mecmainin bir cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal-i darbaka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşayih efendilerimizin hazırun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervaçine el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ müdihel fâsikû. Fâsik övüldüğünde, fâsik Müslüman, evet kafir, Müslüman, fâsik cümlesi içine girer. Fâsik Allah'ın kanununun sınırının dışına çıkana denir. Şunu yapma, şunu yapma, sınır çizmiş. Bu sınırı aştın mı fâsıksın. Yani Allah'ın emrini çiğnediğin için günahkarsın. Suç işledin. Fasık anlamı bu. Sınırı geçen demek. Normal sınırların içinde kalması gerekirken onu tecavüz eden, dışarı çıkan. Ne fasık derler. Evet. Onun için duvarın altında delik var. O delikten fare çıktı. Fareye de fasık denir. Çıktı ya dışarıya. Birkaç tane olsa fevasık denir. Birkaç tane. Ona da yani normal çıkmaması gereken yerden dışarı çıkana fasık denir. Evet. İnsanların oturağında biliyorsunuz çıkıntı var. Allah dışkı deliğini korumuş o etlerle. Öyle bir yapı var. Onlar da çıkıntı ya, onlara da öyle denir. Çıkıntı ya, çıkmış ya dışarıya. O fasık kelimesinin anlamı böyle dışarı çıkmak demek. Yani Allah'ın emrinden çıkmış, adaletten çıkmış, hayırdan çıkmış. Evet, buna fasık denir. Böyle Allah'ın emrini çiğnemiş, farzını ihlal etmiş, bozmuş, kanununu ihlal etmiş, bozmuş bir adama, fasık bir adama. İman etmek Allah'ın emri. Aminu billahi ve rasulihi el ümmi. Muhammed Mustafa'ya, Allah'a ve Muhammed'e iman edin, Allah'ın emri. İnanmayan kafir tabi fasık. Sınırı çıkıyor. Başında o kafir anlamında fasık. Ama mümin Allah'ın emrini çiğnemişse inkar etmeksizin kafir değil. Günahkar mümin. Sınırı çıkmış ama günahkar anlamına. Fasıkın böyle anlamları var. Evet. Öyle diyor İmam-ı Azam Hazretleri Fıkıh Ekber'inde. Ne kadar büyük günah işlerse işlesin, inkar etmemek kaydıyla, bunun altını çiziyoruz. İnkar etmemek kaydıyla günahı işleyene kafir demeyiz. Münzilu anhu
İsmel imani, iman adını ondan almayız diyor. Ne olur? O günahkar mümin olur. Hesabını Allah'a verir. O Allah bilecek onu. Belki affeder, belki cezasını çeker. Dünyada nasıl kanunu çiğneyenler savcı tarafından yakalanıp cezalandırılıyorsa mahkeme tarafından, kural bu. Ama bazen af kanunu çıkıyor. Adam içeri girmeden paçayı kurtarıyor. Allah da affedebilir. Orayı biz karışmayız ama Allah'ın haram kıldığını işleyen fasıktır, günahkar mümindir. Kafir diyemeyiz inkar etmemek kaydıyla. Şarabı düşkün adam. Şarabın nesi günah ya kardeşim ya? Ben neşemi buluyorum işte. Kimseye zararım yok. Böyle derse bu adam mümin olamaz. Kafir olur. Öyle değil. Arkadaş içiyorum. Dayanamıyorum. Alışmışım. Allah kusurumu affetsin. Bu fasık mümindir. Günahkar mümindir. Mümin olduğu için kardeşimizdir. Başımızın tacıdır. Namaz kılmak akimus salâ. Her namazı güzelce kılın, devam edin. Allah'ın emri. Ama adam cumadan cumaya geliyor. Bayramdan bayrama gelen de var. 3 senede 5 senede bayram kılan da var. İnkar etmiyor adam. Tembellik ediyor. Mümindir. Ama fasık mümindir. Günahkar mümindir. Hesabını Allah verecek. Biz ona da kafir diyemeyiz. İnkar etmeyene kafir diyemeyiz. Evet. Yani amel imandan cüz değildir. Allah'ın emirleri imandan, yani onları yapmazsanız iman da gider değil. İman ayrı. Asıldır, köktür. Amel, işler onun dallarıdır. Ağacın yaprağı kışın kuruyor. Filizler düşüyor. Kupkuru bir dal. Bu ağaç kurudu diyebiliyor musun? Hayır. Bahar gelince yine yeşeriyor. Aha böyle. Amel yok. Adamın imanı var. Kökü var. Ama yaprakları yok. Yani namaz kılmıyor. Oruç tutmuyor. İnkar yok. Soruyorsun. Müslüman mı? Elhamdülillah. Diyorsa... Biz ona bir şey demeyiz. Kafir değil, mümindir. Hiçbir tehlike yok. Müslüman mısın kardeşim? Namaza gelmiyorsun, bayrama gelmiyorsun, cumaya gelmiyorsun. Ama adın Ali, Hasan, Hüseyin. Samut gibi susuyor. Tehlike yok. Yani Müslümanım dese başına ölüm gibi, dayak gibi bir şey gelmeyecek. Bu adam Müslüman olmaz. Hiçbir korku yokken Müslümanım demeyen adama... Bahar geldiği zaman yaprak vermeyen ağaca kurudu dediğin gibi hiçbir tehlike yok. Zamanı geliyor soruyorsun Müslüman mısın? Hiçbir tehlike yok. Müslümanım demiyor herif. Bu adam Müslüman değildir. Böyle bir şeyleri var. Şimdi fasık, Allah'ın kanunlarını, haramlarını çiğneyen adama اِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ birisi övüyor, övgüler döktürüyor. Bir tane adamdır, bir tane rüşvetçi bir herif, yalancı bir herif, şarapçı, ayyaş bir herif. Bir tanedir, bir tanedir aramızda. Dediğin zaman, övdüğün zaman o fasıkı, gadıber Rabbu, Allah Celle Celaluhu gazaba gelir. Peygamberin hadisini okuyorum. Bana kızmak yok. Ben elçiyim, elçiye zeval olmaz. Ben aktarıyorum, kabul eder etmezsiniz, onu siz bileceksiniz. Evet, Allah gazaba gelir, muazzam adamdır, müstesna insandır, örnek adamdır. Ayyaş örnek olur mu ya? Rüşvetçi örnek olur mu ya? Yalancı örnek olur mu ya? Allah yasak etmiş onları. Kötü diyor, sen de dedin, müstesna adamdır, muazzam adamdır dedin mi fasika? Gadıber Rabbu, Rab Allah gazaba gelir. Çünkü Allah'ın sevmediği, yasak ettiği şeyi, senin emrini tutmayan adam sen çok yaşa aslanım der misin? 2 tane atar mısın? Yetkin varsa en azından azarlarsın. Allah'ın emrini yerine getirmeyince Allah kızar tabii.
Buna rağmen sen çok iyisin diyorsun. Allah da kızar, gazaba gelir. Böyle adamı hak etmediği bir sıfatla, Allah'ın ona layık görmediği bir sıfatla anmanı Allah da gazaba getirir. Kim Allah'la böyle yarışmaya kalkarsa tabii Allah onu yener. Onu rezil eder. Gazap eder ona. Evet. Bu ne demektir? Çok iyi adam. Rüşvet alıyor adam biliyorsun. Sen de iş yaptıracaksın. Rüşvet almadan iş yapmıyor herif. Muhteşem insandır beyefendi. Örnek adamdır. Diyorsun iş yaptıracaksın. Onun yaptığı rüşveti Allah haram diyor. Alanla veren de lanetlidir dediği halde iyi demiş olmuyor musun sen? Allah'ın gücüne gitmez mi bu? Kızdırmaz mı Allah'ı? Yasak ettiği şeye. Bunun altında o var. Evet. Bu işe devam et diye de bir de teşvik var bunda. Muazzam iş, adamsın demekte. Onun için Cenab-ı Hakk'ı gazapla getirir. Kızdırır. Nasıl? Vahtezze lidâlikel arşu. Öyle gazaba gelir ki Allah. Arş silkinir, arş. Bu gazabın dehşetinden, arş-ı âlâ silkinir korkusundan, dehşetinden. Yehtezzü tir tir titrer. Lidâlike bundan dolayı el arşu, arş. Ya biz bunu şimdi çok yapıyoruz. Yapmayacağız bakınız. Bu sınırları size öğretiyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın gazap ettiğine, kızdığına rıza ortaklık demektir. Allah'ın gazabını işleyen gibi celbeder. Neredeyse yekâdü yekûnü küfran. Gümüşhane Hazretleri neredeyse küfür olur diyor. Ama demin dedik ya, inkar etmeyen adama kafir diyemeyiz. Ta o sınıra kadar dayanır diyor Gümüşhane Hazretleri. Allah böyle diyor, sen de çok iyi diyorsun. Kastın menfaat, dünya menfaat olunca oradan paçayı sıyırıyorsun. İnkar değil. Ama nerede sınıra dayanacak kadar büyük günahtır. Neredeyse küfür olar. O derece büyük günahtır. Sakın böyle bir şey söylememek lazım. Allah'ın haram kıldığı kesin olan bir şeyi helal demek küfürdür. Bu o maksatla söylemiyor. Bir dünya menfaat için söylediği için yüzde hemen kafir diyemiyoruz ama arşı silkindirecek kadar Allah gazaba getiren bir kötülüktür. Allah'ın haram kıldığına helal diyen adam kafir olur. Kafir olur. Evet, bu bu başta alimlerin canını yakan bir kuraldır. Şimdi alimlere ilminden dolayı insanlar çok saygı gösterir. Çok elini öperler, ayağını öperler etrafında. Bir yerden geçse haya kalkarlar. Allah ömürler versin, Allah ömürler versin falan diye güzel sözler söylerler. İnsanda da nefis vardır. Ben neymişim falan diye havalanır o adam. Onlardan birisi sıçışlar onu övenlerden. İnsan öven adama karşı zaaf sahibidir. Canım işte filan diye kıvırtır. Haram yaptığın şey demez. Diyemez. Öv diye, alkışla diye kendini. Bu şeyle işte Allah'ın haram dediğine helal deme konusunda en büyük imtihan alimlerdir başta. Bundan dolayı canım işte demeye kalkar. Haram diyemez. Ne kadar kötü. Ben öyle bir adam gördüm. Televizyoncu soruyor. İçki haram mı hocam? İşte şöyle de böyle de. Ya hocam ben bunları sana sormuyorum. İçki haram mı değil mi? Bunu bir kelimeyle söyle. Yine şöyle de böyle de. Yarım saat uğraştırıp haramdır diyemedi. Aha bak öyle diyor bak. Hadis böyle diyor. Söylesene ya. Haramdır de geç. Adam yapar yapmaz sana ne? Ama Allah'ın haram dediğini haram demek göreviyken diyemedi ya adam yarım saat. Kıvırttı durdu. İşi kötü. İşi kötü. Başta alimler bununla son derece çetin imtihanlara tabi tutarlar. Ondan sonra şairler. Şair ne demek şiir?
Gerçeği söylesen şiir olmaz ki. Şu duvar kavun rengi, şu mihrap. Tamam. Bu kimsenin dikkatini çekmez ki bu. Ama şair bunu söylerken öyle bir allar pullar ki, vay be dedirttirir. Şiir budur. Yani şöyle allayıp pullayıp daha etkili şekilde söylemek. Şimdi onu söylerken de bunu yaparken de son aşılmamız gereken sınırı geçiverir. Çetin imtihandır. Allah'ın haramına allamak pullamak olur mu hiç? Olur mu? Adam adama sigara haram diyoruz, kızıyor. Zehir olduğunu ispat etti tıp, teknoloji, laboratuvarda zehir. Bunun üzerine bütün dünya kanun çıkardı. Devlet de paketin üstüne yazıyoruz. Zehirdir, öldürür diye. Ama iyiliği var ya. Uyutmaz adamı, hırsız gelmez eve. Kendine göre şeyle vuruyor ya. İşte böyle allayıp pullayan şairler de evet. Şimdi riya haramdır. Gösteriş, süm'a, bana hoca desinler, hayırsever bir adam desinler, büyük adam desinler diye bir iyilik yapmak süm'a, haramdır. Kendini beğenmişlik, en üstünü benim, benden büyük yok, ucup, haramdır. Mahveder yaptığın amelleri, evet. Şimdi adam, ben hoca olduğum için hocalardan misal veriyorum. Öz eleştiri, önce kendime sonra size vuracağım. Adam güzel Kur'an okuyor. Allah diyor bir. Aha. Nerede Allah dedi bu? Bağırınca. Daha çok bağırıyor. Daha çok Allah dedirtmek için. Allah rıza için bağırmıyor da. Daha çok Allah diye desinler. Gurralar, hafızlar çetin imtihandadır. Konuşurken tabanca gibi oradan buradan güzel cümleler söylemişsin. Bastırıyorsun. Kim için? Bir daha onlar için yapıyorsun. Allah için değil. Çok çetin imtihandadır. Alim, şair, hatip, hafızlar, hocalar. Allah için söyleyecek. Allah için hareket edecek. Herkes ama bunlar vatandaşla daima topluluklar karşı karşıya olduğu için çetin imtihanla karşı karşıyadır diyor Gümüşhanel Hazretleri. Onları arz etmeye çalışıyorum. Eza şeyin başında onlar gelir. Böyle kimseler bir adamı fasıkı methettiği zaman başlarına gelecek olan bu. Bakın fasık, fasık ne demek? Adam günah işlemiş. Buna fasık deniyor. Fasıkı översen arşı titretecek kadar büyük günah işliyorsun. Ya adam zalimse, zalim adamı alkış tutarsan ne olur sen düşün diyor Gümüşhaneli Hazretleri. Zalimi alkış tutana vay onun haline. Zalim fasıktan da üstün. Buna rağmen ona da böyle övgüler döktürüyorsan, şairler de bunu çok yapar. Evet. İsabet buyurdunuz efendim diyen tipinden alimler de bunu çok yapar. Evet. Bu da zor bir iştir. İşin içinde kelle vardır. Yavuz Sultan Selim çok heybetli bir padişah. Baktığı zaman heybetinden karşındaki adam bayılır düşermiş. Öyle Ömer tabiatlı bir adam. Ama evliya adam. Canını ortaya koymuş bak savaşta. Siz hepiniz gidin karınızın koynunda yatın. Ben tek başıma savaşacağım demedi mi? Çaldıran'da. Bu adam evliya olmaz mı? Böyle bir adam. Evet. Vergi koymuş. Zembilli Ali Efendi var. Zeyrek yokuşu başında türbesi. Şeydir. Şeyhülislam'dır. Memurdur. Zalimsin demiş. Ağır vergi koydun. Millet iri mili millet diyorsun. Yavuz bu yahu. Yavuz da şaka olur mu? Ama hocaya bak hocaya. Hoca demiş sen işine bak. Sen molla yetiştir. Senin derdin molla. İşin molla yetiştirmek. Benim işim ayrı.
Hayır demiş, benim birinci vazifem senin gibi zalimlere zulmünü söylemek. Hiç gerilememiş yani, kelle gideceği halde. Ama Yavuz da ne adammış. Peki hocam demiş, elini öpmüş. Yani söyleyene de bak, dinleyene bak, ikisi de güzel. Onun için ikisi de devlet büyümüş. Devlet büyümüş, hakka tabi olan ikisi de kudretliyken çıkışınca hoca, hoca diyor. Alim diyor. Hemen peki hocam diyor. Boyunu büküyor. Halbuki evvelce bir çıkışmış bir. Sen işe bak demiş. Evet. İşte böyle olursa alimi, amiri, devlet yücelir, aziz olur. Allah'ın hakkı kaldırmış olurlar. Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Hud suresi 113. Zalimlere alkış tutmayın ne demek? Meyil bile etmeyin diyor. Meyil. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Zalimlere meyil bile etmeyin. Okuyacağız efendim. Hadisler var. Zalimin yanında yürümeyin diyor. Şimdi ben dini hadisleri açıklamaya çalışıyorum. Becerebildiğim kadar. Onun için kesinlikle şu adam bu adam siyaset yok. Asla yok. Zalim herif. Yaşa, var ol diyorsun. Kalabalığı içine katılmışsın. Adam zalim biliyorsun. Haksızlık ediyor. Alkışlamak. وَلَا تَرْكُنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Zalimlere alkış tutmak, ona yamak olmak değil mi? Desteklemek değil mi? Meyil bile etmeyin diyor. Ne ince işler bunlar. Evet, zalim olduğunu bildiğin halde yaşa, var ol diyorsun, destek veriyorsun. Vay, vay haline. Ne olur? Sen düşün. Arşı gazaba, Allah'ın gazaba getirir, arşı silkindirir. Böyle olursa işte, evet, Allah'ın yardımı o insanlardan kalır. Zembil Ali Efendi gibi alimi, onu sözünü dinleyen padişahı, idarecisi, o alime saygı duyan, haktan yana olan vatandaşı olursa, arkasından kanuni gelmiş, dünyaya bir mektup yazmış, hizaya gel demiş, hazırlığı geçmiş adam var bir mektubuyla. O izzeti vermiş Allah. Ama böyle zalimler alkış tutan bir halk, bir hoca, hocalar grubu olursa bir millette ne zaman olursa olsun düşer, dökülür. Allah ona yardım etmez. Ne haliniz varsa görün derir, der. Evet öyle diyor. Keşşaf sahibi, Zemahşeri, büyük Türk müfessiri öyle söylüyor. Yok olur, gider. Allah yardımını onlardan alır. Ukeyli Beyhaki Hazret Enes'ten, İbn Adi Büreyde Hazretlerinden nakletmiş bu hadis-i şerifi. Allah onlardan razı olsun.